Göklerin ve yerin var edicisi olan ilahtır. Allah Azze ve Celle'yi biz başka dinlerdeki gibi bir mitolojiden, bir bilmem ne efsanesinden, bir dağ isminden yahut herhangi bir varlığın isminden esinlenerek onunla alakasının ne olduğunu bilemeyecek şekilde tarif ediyor değiliz. Biz hep onun yaptıkları üzerinden. Allah bize bir evlat bahşediyor, kucağımıza alıyoruz, bunu yaradana kurban olayım diyoruz. Bu kim yaratıyorsa işte o benim Rabbim. Onun önünde eğiliyorum, onun önünde yere kapanıyorum. Dolayısıyla hiç inancımızı tarif edişimizden ve doğruluğundan en küçük bir şüphemiz yok. Başka dinlerde belli başka isimler verdiler. Dediler ki işte o yegane Tanrı o. Biz diyoruz ki bu isim nedir bilmiyoruz ki. Biz ona yegane tek ilah diyerek işimizi sağlama aldık. Kendisini Allah Azze ve Celle bize böyle öğretti. Allah o yegane tek ilah. Bir çeşmenin önüne geldiniz, orada yazıyor ki bu çeşmeyi Ahmet yaptı veya falanca yaptı diye. Siz de ona gıyabında bir Allah razı olsun deyip gideceksiniz. Mehmet yapmış, Mehmet'ten Allah razı olsun. Ama bir başkası geldi o çeşmeden su içti, Ahmet mi Mehmet mi bilmem dedi. Dedi ki bu çeşmeyi kim yaptırmışsa Allah ondan razı olsun. Hangisi daha doğru tarif etti? Çeşmeyi kim yaptırmışsa. Çünkü oradaki yazıyı biri gelip silmiş olabilir, başkası değiştirmiş olabilir. Ama emin olduğumuz şey o suyunu içtiğimiz, varlığını gördüğümüz çeşme ve yine emin olduğumuz şey deliliğe vermiyorsak o çeşmeyi oraya birinin yapması gerektiği. Bu kadar aklettiğiniz zaman eğer bu yaptığı hizmetten ötürü ona bir teşekkür edecekseniz her kim yaptırmışsa Allah ondan razı olsun demek işte İbrahim'i akideye benzeyen süreç budur. Biz böyle söylüyoruz. Gökten bize suyu kim indiriyorsa, anne karnında cenine kim şekil ve suret veriyorsa, bizleri her sabah akşam kim yedip içirip doyuruyorsa, göklerdeki bu cisimleri büyük küçük kim konumlandırıyor, yönetiyor, hükmünü onlar üzerinde geçiriyorsa işte o kudret, o Allah, yegane tek bir ilah. Bunda hiçbir şek şüphe yok. Varsın evrim deyip akletmesinden vazgeçecekler, vazgeçsinler. Delilik parayla değil. Varsın kendiliğinden olmuştur, kendiliğinden çok zaman geçerse böyle oluverir diyenler desinler. Ağaç, bitki, insan, kedi, köpek olur kendiliğinden olur diyenler desinler. Akletmekten vazgeçmek kişinin